Cümleten selamun aleyküm. Gene Real'deyiz. Saat 11'i 10 geçiyor. Şimdi mevzumuz şu. Bu araba 01 ANE 741. Plakasını bile ezberleyememişim. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Bu arabanın içini çok merak eden vardı. Şey, pardon. Bu arabayı ben 2-3 ay önce aldım. Bundan önce videosunu çektik. Bunu kaportaya soktum ben komple. Uygun geldi. Kaportaya harcadık biraz. Arabayı yaptım. Kuzenimin adını almıştım arabayı. Dedim ki abi sende kalsın, arabası da yoktu. Abi dedim sende kalsın, hem işini gör hem de aklın kalmasın yani, devir sonuçta. Bir şey bir şey olur. Tamam dedi, o biniyordu. Ondan sonra ben ufak tefek buna dedim ki artık kaportaya gireyim. Kaportaya girdik. Can falan yoktu araba. Vardı, çok kötüydü. Ufak tefek topluyorum ben. Ondan sonra en son abime dedim ki abi getir kaportaya sokak. Bir abim de vardı, paraya da ihtiyacı vardı. O adama verdik kaportaya. He, sağ olsun yaptı elinden geleni ama benim içime pek de sinmedi. Ama kötü değil yani. Var zaten videolarda, görürsünüz. Ya şunun... Neyse. Ondan sonra neyse, ben bu arabayı başladım yapmaya. Her şeyi bitti. Gittim, ayağındaki mengester orijinal Brezilya. Bulunmuyor yani ha şu an. Olan da iyi para istiyor. Aldık geldik, taktım ben bunu. Hatta kalkayım ya şöyle dayı. Neyse mengesi taktık, kaportaya soktuk, bütün parçaların iç parçalarını sıfır almıştım, taban halısı, iç kapı plastikleri, ıvır zıvır. Araba 90 model Şahin, tek değişenli burası. Podyada modelde hiçbir şey yok, araba çok temiz bir araba. Neyse ben bunu satacağım dedim, 150 lira para yazdım. Yüksek tabi biliyorum, yazan mazan olmadı. En son yani satasım olmadığı için o rakamları yazdım. Sonra dedim ki satayım, paraya ihtiyacım vardı. Birine 140 dedik, 135'e pazarlık bitti. Ondan sonra benim bir kuzenim var, teyzemin oğlu. 14 yaşında. Hatta burada. Gel kardeş. Geleyim abi. Gel baba. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim benim videoya. Kuzenim Mehmet Subaşı. 14 yaşında. Bu arabayı buna sattım. Nasıl sattım? Bu 9 yaşından beri çalışıyor. Okula gidiyordu. Sarmadı okul. Çalışmaya başladı. Allah var her işi yaptı. At bakıyordu, babasının atları var, ona bakıyordu. Şampiyon Kuzey Sena ile Garip Osman. Çok yarış kazandı, bu da tabii hakkını aldı. Çünkü sabah akşam gece 2'de gidiyordu, 6'da 7'de çıkıyordu ata bakmaktan. Yani hak etti, gerçekten hak etti. Aldı, şöyle aldı, bu hep istiyordu araba. 11-12 yaşındaydı, ben araba istiyorum, biraz da dik başlı. Şampiyonlara bakınca oradan biraz vurdu. Tabii çalışıyordu bu arada, döşeme işi yapıyor, çekyat koltuk işi yapıyor. Dedi ki abi bana verin de, pazarlık bitmişti 135'e, vermiştim yani. Abi dedi bana verin de, dedim ki kardeş öbür tarafa, baba dedim beni bir gün bekle, bir karışıklık var, babasını aradım. Dedim ki abi durum böyle böyle, fiyat dedim hiç önemli değil, senin gönlün varsa, çünkü hani yaşı tutmadığı için, senin dedim gönlün varsa arabayı vereceğim ben Mehmet'e. E ne kadar parası var, dedim sen ona karışma, ben hallederim onunla. Tamam dedi, hak etti oğlum ama dedi, hani erken ama şey olmasın dedi, alak. Evet Mehmet, seni dinleyelim kardeş.
Abi öncelikle teşekkür ediyorum. Rica ederim. Arabayı o hiç söz konusu bile değil. Kırmadan. Tamam kardeşim dedin. Hatta ertesi gün adamlar gelip noterde arabayı teslim alaya iptal ettin. Evet. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Arabayı baştan sona yaptın. Yaptığın her şeyi gördüm. Hatta beraber yaptık. Aynen. Parçalarını sen temizledin oğlum. Parçaları ben temizledim. Nasıl olacakmış demek ki? Çok da istiyordum başından beri bu arabayı. Hani ilk alındı geldi. Dedim hani bu araba değil mi? İstediğim araba. Evet. Araba her şeyiyle beni kendine bağladı. En son boyandıktan sonra da tam bitti dedin abi. Tam dedim bitti. Hatta çok da üzüldüm. Yalan mı söyleyeyim abi? Şimdi satılacak. Başkasına gidecek. Başkasına gidecek. Yani ele gitmeyecek bir araçtı. Tabii ben seni anlıyorum şimdi. Şöyle anlıyorum. Çok istiyordun. Ama kardeş yaşın problem de. Sen ne öyleydi biliyorsun abi. Şu an 15 yaşındasın herhalde. 15 yaşındayım. Yıllardır çalıştın. Yani ben gözümün önünde biliyorum. Nasıl diyeyim? Elimde büyüdün diyebilirim yani. Ben 24 yaşındayım. Yaptım verdim. Bir gram çarım olmadı söz konusu değil. Senin gönlün oldu. Sağ olasın abi. Hiç önemli değil bu. Para bende işte ikinci, üçüncü plan. Hiç önemli değil. Senin içine sindi mi kardeş araba? Abi ilk başta dediğim gibi araba başından beri benim gönlümdeydi. Evet. Tam boyandıktan sonra da gerçekten araba içime sindi. Tam dedin değil mi? Çünkü tam ben dedim. Bunun her yerine girdim. Her yerine yaptım. Her yerine girildi yani. Şuna... Şu logoya varana kadar değişti diyeyim. Tabii yani el vurmadık yerimizi bırakmadık. Hatta gel kankim. Gelmemedim sen de gel baba. Orijin Brezilya ha bak tekrar söylüyorum. Bulunmaz nimet. Hatta ne oldu biliyor musun bu jant? DT'yi birine hatta bunu biriyle konuştuk vereceğiz. Adam dedi ki abi ben de öbür arabanın jantını verin dedi. DT'nin jantlarını. Ben de düşündüm lan bu Brezilya. Evet değerli bir jant ama benim için o daha değerli. Dedim kardeş veririm fiyat şu olur kabul etti. Menyesi ona taktım o yürümedi. Hatırlıyorsun değil mi? Onda takalıydı. Bir saat kalmadı. Yürümedi benim araba DT. Onu çünkü kapıcılığım o benim. Hatta onu sattım. Ona birazdan gireceğim. O zaman öyleydi. Geri normalde Mehmet de o jantla binerdi ama senin için bu daha iyi. Sen bineceksin kardeş arabaya. Tabii abi. Gene Fuat dayım düşürdü arabayı. Bugün de oradaydık hatta. Bu arabanın her şeyi var. Her taraftan şeyi yani yaptığımız her şey belli. Fuat dayım düşürdü. Travezini Fuat dayım yaptı. Yani araba tek eksiği şu an dıştan şu yan kapı çıtaları biliyorsun zaten onu da bir onlar yaptık da. Yanlış yaptık he. Yani yapmışsınız yanlış kardeşlerim mastiği basıyor bak hala hatta izleri var normalde pasta alır bunlar pasta daha çekilmedi daha var çünkü abi, boya yaş arabadan memnunsun memnunum abi her vidasına kadar diyeyim memnunum arabanın Allah razı çünkü olsun çünkü beraber yaptık yanımdaydın abi. Gerçekten hani denk gelmez ha normalde çalışır ama hep ben bunların dükkanının orada uğraştım bu arabayla sağ olsun hep yardım etti. Demek kendi arabanı yapmışsın. Kısmetmiş abi. Eyvallah. Bir set sorundu. Nasıl sorundu? Ben birine söz vermiştim seti. Araba setsiz verildi. Setsiz verildi. İçim el vermiyordu. Yemin ederim. Kendine de söyledim zaten. Ahmet anlattım. Abi dedim bak durum böyle. Birine söz verdim. Yapmam lazım. Dedi tamam kardeş sıkıntı yok. Verdiğim rakam da söyleyeyim mi? Söyleyelim abi. 120 liraya verdim kardeş. Bana maliyeti yemin ederim o kadar. Yani... Nasıl diyeyim şu arabadan yalan söylemiyorum. Kar ettim mi? Ettiysen de ya 1 lira ya 2 lira. Hiç önemli değil. Etmesem de olur. Ama şöyle bir şey var. Zaten 15 lira zararım var. 135'e bitirmiştim ben arabayı. Ama maşallah çok güzel oldu. Yani harbi Adana işi oldu. Sen de bunu istiyordun. Bunu istiyordum. Satmada taraftar değilim bayağı bir süre. Sen kardeş yani, bineceğim buna da. 18-19 kadar bineceğim. İçime sindiği için satmam. Başka bir araba olsa yalan yok satardım abi. Değil mi? Ama bunlar çok uğraştı. Satardım abi. Bununla çok uğraştın. Şu var. Satacak olursam ben bu arabayı gene satarım. Bana dedi ki abi öyle satacağım. Biliyorsun iki günde arabayı yok ederiz. Hiç önemli değil ama içine sinmiş bin buna. Ne zaman sıkılırsan geçerli. Ben de alırım. Başkasına alırsın da satarız. Abi. Yani sen de zarar ettirmem emin ol buna. Biliyorsun zaten tanıyorum beni. Tofaş piyasasında hızlıyımdır. Yani durum bu. Bunu niye bugüne kaldı onu da söyleyeyim. Arabanın işi bitti. Araba astarlandı. Hatta snap'ine bakmıştım da ben. O fotoğraflarını bulabilir miyim bilmiyorum. Arabayı astarladık. Boyandı çıktı. Araba zor toplandı. Yani yaptığımız usta biraz bize gevşek davrandı diyeyim. Yani gevşek derken rahat davrandı. Geldi bir gün şeyini. En son biz elimizi attık bitirdik arabayı. Kardeş güle güle bin. Ha bu arada bu arabayı 3 gün önce mi sana verdim? 4 gün önce mi verdim? Yani oldu, daha yeni çekiyoruz ama 3-4 gün önce verdim. Oldu. Şu an çok heyecanlı. Arabaya bindi mi çıldırıyor amına koyayım. Yani normaldir bu yaşta.
Şimdi millet şunu düşünebilir. Lan 14-15 yaşında araba sahibi paralı, öyle değil size yemin ediyorum. Bak. Affedersin, o ilk yattı bu yatmalı. Çalıştı, harbi çalıştı. Evet, karşılığını da aldı. Şu var, bana bir para verdi. Biraz bir kısmını verdi, bir kısmını bana taksitle ödeyecek. Yani hep 120'yi çıkarıp da masaya koymadı. Çünkü öyle parası yoktu. Babasından da istemiyor. Yani şu var, babası canım ciğerim abimdir. Hasan Subaycı çok selam olsun, ellerinden öperim. Ona desin, bir şey diyeyim mi? Hatta onu da dedi, oğlum bunları alma. Bu abim de buna binmesini istemiyor. Evde BMW var işte abim. Al dedi, buna bin. Yok baba dedi, ben buna bineceğim. Sizden de para istemiyorum. Biz anlaştık dedi. Ben aradı abim, nasıl anlaştınız? Dedim vallahi abi, ben vereceğim Mehmet'e, ne olursa olsun. Ya çok şükür. Şöyle durumum var ki veriyorum. Hani bundan gelecek para demek ki bana parça parça gelse de, hani beni yormayacaksa veririm. Canım ya, başkasına yapmam bunu ama canım ciğerim elimde büyüdü diyebilirim yani. Allah yokluğunu göster. Allah razı olsun. Abim de dedi, ben sizin aranıza girmiyorum. Dedim sen zaten karışma bize. Arabayı verdim, bana taksit ödeyecek. Yani şöyle bir yorum, geleceğine inanıyorum kardeş. İşte 15 yaşında baba parası şu bu. Kesinlikle ben her konuda şahidim. Vallahi kardeş, helal olsun sana. Yani ben yapmam senin yaptığını. Babam dedi, oğlum dedi, paran eksik biliyorum. Evet. Hiç taksitle borca girme. Evet. Ben sana vereyim. Geriye ne kalıyorsa verin bir kısmını. Evet. Baba dedim hayır. Vallahi hani, olsun. Yemin ederim. Yani ben biliyorum. Bunun kıymetini bileceksem kendi paramla bileyim abi. Tabii ki. Baba dedim. O yüzden Allah razı olsun, sen de kırmadın. Anlaştık. Serafim var oğlum, ne demek? Yani sana vermeyeceğim, kime vereceğim amına koyayım? Kardeş çok teşekkür ederim. Yine diyorum, arabadan memnunsun. Satacağın zaman bana gelebilirsin. En başını zaten videoya koyacağız, görürler. Niye bu zamana kaldığını söylüyordum ha? Kardeş bu araba çok geç toplandı, ıvır zıvır oldu. Araya benim araba girdi, benim iş sıkıntılarım vardı. Hala devam ediyor sıkıntısı da, bıraktım çok şükür. Artık sadece YouTube, TikTok, Instagram. Buradayım yani, bir de araba satım var. Onu zaten her türlü çeviriyorum. O da böyle bir video oldu, inşallah güzel olur. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım özellikle. Instagram'dan takip edin, Mehmet'in hesabını koyacağım. Kardeşime vesile yani, siz de gerekeni yapın. Takip edin, arabada güzel paylaşımlar yapıyor, görüyorum. Sürekli yıkıyor. 4 gündür, her gün yıkıyor herhalde. Yıkıyorum abi, her gündür. Boş kaldığı her zaman arabayı yıkıyor. Normaldir, biz de öyleydik. Erken yaşta mal sahibi olması çok güzel bir şey. Şu var, okusaydı bunu alamayacaktı. Okul kötü demiyorum, kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama Türkiye'de bunu gerektiriyor. Bak adam çalıştı 15 yaşında araba sahibi. Okuyan kardeşlerim, ne diyeyim ki size baba? Hani biraz akıllı olun bence. Ne, yani okulu bırakmayın ama bir taraftan da bir şeyler yapın. Çünkü boş duranı Allah sevmez. Çalışın, dizinin, kazanırsınız. Mehmet'im var mı bir diyeceğin kardeş? Abicim, diyeceğim daha ne çok olsun? Çok teşekkür ederim. Güle güle ben. Ben teşekkür ederim abi. Aklına hiçbir şey gelmesin, biliyorsun zaten. Gönül rahatlığıyla verdim biliyorum sana. Biliyorum abi. Allah kaza bela vermesin baba. Allah tekerine taş değirmesin. En ufak arızasından şunda bunda zaten beni arayın. Hiç problem değil, her şeyine kefilim. Yani olur. Bu bayağı götürür. Satmadınız. Götürür ama satacağını tekrar diyorum, ben arabanı satarım baba. Anladın? Güzel tamam. Rakama da veririm. Komisyon aklına bile gelmesin. Herkesin teşekkür aklına geldi çünkü al satçı komisyon alır. Komisyonsuz hiç yapmaz ama sana da yapacak olsak öyle gamına koyayım. Mal senin kafana göre. Sağ olasın abi. Arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım. Sizi çok seviyorum. Yani bu yola çıktık, destek verin. Bir şeyler yapalım yani, olsun. Ben çok çekesim var gerçekten, her şeyi çekesim var ama her şeyde çekilmiyor. İzlenir mi izlenmez mi ben de çok kafama takıyorum ama Selman'la hep şunu diyor, her şey olur diye yapmadık. Olmasa da yaptık deriz, öyle geçer. Tekrar diyorum, sizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Öpüyorum sizleri, görüşürüz.